Sevgili Nedim Ardıç, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz zaten ederiz. sizi çok sıkı takip ediyoruz ve tüm işlemlerinizi o kadar iyi biliyorum ki yine e, medikal estetik üzerine konuşacağız ama öncelikle saç ekimi ile ilgili konuşmak istiyorum. Saç ekimi nedir? Saç ekimi genel prensip olarak bir saç kökünü vücudun herhangi bir sahasından başka bir sahasına nakletmesine saç ekimi deniyor. Ama güncel en çok konuşulan, en çok yapılan saçımızın iki kulak arasındaki mesafe doğru sağdan açık olan alan nakledilmesine saç ekimi deniyor. Peki saç ekimini ben şimdi kendi merakımdan soruyorum. Hep erkek hastalara mı uyguluyoruz? Hayır. Yani yalnız şöyle saç dökülmesi oranı erkeklerde kadınlardan biraz daha fazla olduğu için saç dökülmesinin sıklığına bağlı olarak erkeklerde de biraz daha fazla yapılıyor ama kadınlarda da yapılabiliyor ve yapıyoruz da. Peki saç ekimi kimlere yapılamaz? Güzel bir soru aslında. Saç ekimi kimlere yapılamaz? Ee, saç ekimi kararı verildiği zaman ya da saç ekimi yapmaya karar verdiğimiz zaman, hasta bize, var, danışan bize başvurduğu zaman öncelikle hastadan bir takım tetikler istiyoruz. Bu tetiklerin isteme maksadı zaten onlara yapılabilir mi, yapılamaz mı kararını vermek için istiyoruz. Bunun için bir kanama zamanı, fıtlaşma zamanı, vitamin B12, folik asit, demir gibi bir takım tetikler istiyoruz. Sebebi de şu, hangi hastalara saç ekemeyiz? Kimlere hekimiz? Ağır bir hipotiroidisi var, ağır bir hipertiroidisi var, kontrol altında olmayan bir diyabeti var, ağır bir karaciğer hastalığı var, ağır böbrek hastalığı var veyahut da bir kanama diyetezi var gibi durumlarda hastaya kesinlikle saç ekimi düşünmüyoruz ve önermiyoruz. Peki saç ekiminin metotları nelerdir hocam? Temelde saç ekiminde aslında iki tane metot var. Geri kalan bütün metotlar bunların varyantlar ya da ticari maksatta pazarlamak için üretilen isimlerdir. Bir tanesi FUT dediğimiz folikül ünite transferi cerrahi metotla yani iki kulak arasındaki mesafeden yaklaşık bir santimetre boyunda bir buçuk santimetre bir dokuyu çıkartarak cerrahi olarak kesip çıkartarak onu parçalama esasıyla yapılan saç ekimi. Bu 2005 yılına kadar çok sık yaptığımız bir metottu. Ama 2005 yılından sonra e, fu dediğimiz yeni bir sistem çıktı. Folikül ünite extraction yani kesi yapmadan veyahut da dikiş e, dikiş yapmamıza sebep olacak e, büyükte bir kesi yapmadan saçların ünite halinde çekeye çıkarıp nakledilmesi. Geri kalan bütün metotlar, piyasada anlatılan bütün metotlar aslında bunun değişik varyantlarıdır. Ama temelde iki tane metot var. Gerisi metotların içindeki küçük ayrıntılar. Peki bu arada hocam şeyi de hatırlatayım. Ekranlarda gördüğünüz WhatsApp hatlarımızdan ve sosyal medya e, hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları hocama. Bu arada son zamanlarda çok sıkça duyduğumuz bir şey var. Safir füe nedir hocam? Şimdi e, cerrahide genel bir prensip var. Dokuya ne kadar saygılı olursanız doku sizi o kadar ödüllendirir. Dokuya ne kadar saygısızlık yaparsanız doku sizi o kadar cezalandırır. Aslında safir fuenin anlamı bu. Safir füe bir metot değil aslında. Saçları söküyoruz, topluyoruz. Ondan sonra ekeceğimiz zaman bir kanal açıyoruz... O kanalı açarken kullandığımız ataşmanın adıdır safir. Bunun yapılış şekli sıkıştırılmış camdır. Çok keskindir, çok hassastır. Çok avantajlı bir şeydir. Sebebi de şu. işte kanal açarken dokuya travma yapmıyoruz. Dokuya saygılı oluyoruz. Ve travma yapmadığımız için, travmayı az yaptığımız için doku daha kolay iyileşecek, daha az iz yapacak. Bu nedenle e, kanal açarken safir kullanıyoruz. Asla bu metot değil. Sadece bir kanal açma yöntemidir. Ama piyasada genelde bu bir çok farklı bir şey, bir çok özelmiş gibi bir şey anlatır... Öyle bir şey değil. Ayrıca safir füye dediğimiz o safir ucu her hastada kullanmak uygun değil. Çünkü çok avantajlıdır ama dezavantajı da var. Düşünün ki safir uçta kanlaşmaya başladınız ama deri hiç doku hiç kanamıyor. Eğer doku hiç kanamıyorsa onu kullanamazsınız çünkü ekeceğiniz kök tutmayacak. Çünkü kökü yerleştiğiniz Kökün kanaması mutlaka gerekiyor. mutlaka kanlamanın, beslenmesinin çok iyi olduğu bir lazım. İşte safir ucunda öyle bir dezavantajı var. O yüzden her kanama azsa ucu değiştiriyoruz. Başka bir şey kullanıyoruz, onun yerine. Peki hocam saç ekimi yaptırıyorlar. Ee, görüyoruz da son yıllarda da e, yurt dışından da bununla ilgili sanırım Türkiye'ye çok fazla gelen var. Saç ekimi ne kadar etkili oluyor? Bir seans yeterli mi? Sonrasında bir daha tekrarlanması gerekiyor mu? Ne kadar hızlı sonuç alınabiliyor? Şimdi e, saç ekiminde bir seans, iki seans, üç seans gibi bir takım tabirler var. Aslında bu ee, saç ekiminin bence en yanlış tarafı seans diye bir şey olmaz. Yani seans şöyle düşünün bir alışverişe gidiyorsunuz. Bir ürün alıyorsunuz. Aldığınız ürünün bir kilogram değeri var ya da bir metre değeri var. Bir ölçülebilir bir değeri var. Seans dediğimiz şey aslında ölçülebilir bir değer değil. Ölçülebilir değer iki tane şeydir saç ekimi. Bir tanesi graf sayısı ya da kök sayısı. Yani eğer ki deneyim sahibiyseniz eğer ki elleriniz çok iyiyse, eğer ki ellerinizdeki kas hafızası çok iyiyse, bunu yıllardır yapıyorsanız, artık bu sizin gibi refleks olmuşsa, siz bir günde oturup 6000 bin ref de yapabilirsiniz. Ama şimdi 6000 bin ref ölçebilir ölçülebilir bir değer. Bir seans dediğinizde bin tane de bir seans sayılır. Bin greft, bin beş yüz greft de bir seans sayılır. O yüzden bu seans tabiri çok yanlış bir tabir. Geneldeki çalışma şöyle olur. Yurt dışından gelen hastalar için bize resmini gönderir, biz inceleriz. Kaç greft lazım olduğunu söyleriz. Yani ona ölçebilir bir değer söyleriz ve o değer yaparız. Seans diye bir şey yok. Tamam o zaman şöyle soralım. Bir kere saç ektirmek ömür boyu yeterli oluyor mu hocam? O gene deneyime bağlı. Şöyle düşünün. Bir saça bakarsınız normal görürsünüz. Birisini de seyrek görürsünüz. Aslında neyi ifade edersiniz? Gözünüzün gördüğü bir şeyi ifade edersiniz. Onun da mantığı şu. Bir santimetre alanda kişinin saçının rengini, şeklini, cilt rengine bağlı değişmekle beraber 30 ile 50 saç teli olduğunda 30-50 arası değişiyor bu oran. Kişiye göre değişiyor. Saç normal görünür. Ama diyelim ki ince telli, beyaz saçlı birisinde 50'nin altına düştüğünde gözümüz onu seyrek görür. İşte biz tensa çekiminde kullandığımız temel şey bizim gözümüzdeki algılama. Eğer o algılama limitinin dışında yani sıklığını o algılama limitinden daha fazla yaparsanız bir kere yeter. Ama deneyiminiz yok, elleriniz o kadar iyi değil. Ha, Her o şey zaman bir seferde yapmamız gerekebilir. Her şeyi tecrübe ediyoruz yani hocam. Evet. Peki bu arada e, ben yine özür diliyorum sizlerden ya ben görmede çok ciddi bir sorun yaşıyorum gözümde gözlük olmasına rağmen. Ee, tekrar seyircilerimize WhatsApp hattımızı ve sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Bize oradan ulaşabilirsiniz. Hocam peki e, yine aslında cevabını verdiniz ama e, hafta içi e, tanıtımları yaparken sosyal medya hesaplarımızdan ve WhatsApp'tan gelen sorular oluyor. İşte sizin geleceğinizi bilen izleyicilerimiz soru soruyorlar. Ya saç ekiminde e, başarısız olma nedeni nedir? Evet. Diyorlar bunu direkt, deneyimsizlik evet, diye algıladım ama Şöyle, bunu başka üç, nedenleri de vardır bunu mutlaka. Lazım. Bunu 3'e ayırmak lazım. Birincisi hazırlık aşamasında yapılan hatlar kaynaklanabilir. Çünkü her hastaya saç ekilemez. Öncelikle hastaya bir e, saç ekimi kararı verdiğinizde ona saç ekebilmeniz da hastana uygun olması lazım. Birincisi nakil için yeteri kadar saçın olması lazım. Eğer ekerseniz zaten hasta mutsuz olacak. İkincisi hastanın metabolizması buna uygun olması lazım. Örneğin bir demir eksikliği varsa siz ekerseniz %20-25 kayıp yaşayacaksınız. Örneğin bir hipotiroidisi varsa ya da bir hipertiroidisi varsa ona saç ekmemelisiniz. Ya da abi karaciğer hastalığı varsa örneğin karaciğer enzili 4 kattan fazla artmışsa ona saç ekmeyeceksiniz. Öncelikle ektiğiniz saçın tutabilir olması lazım. Bunun için hastayı iyice analiz etmek lazım. Yani bir danışan geldi hocam bana yarın saç ek böyle bir şey yok. Bunun bir hazırlık süreci var. Eğer ki hastanın metabolizması ona uygunsa çekeceksiniz. Eğer uygun ise tutmuyor. Bu birincisi. İkincisi operasyon sırasında yapılan hatalardan tutmayabilir. Sonuçta ne yapıyorsunuz? Siz bir yerde bir yere nakletmek için önce kökleri topluyorsunuz. Toplarken onu kırmayacaksınız. O saç kökünün etrafındaki periforikli alan hücreni o soğana zarar vermeyeceksiniz. Eğer sökerken siz ona zarar verirseniz o tutmayacaktır. İkincisi onları topladınız çıkarttınız. Örneğin 5 bin ref çıkarttınız. Bunları Uygun sürede uygun sıcaklıkta saklamanız lazım. 5000 ref dediğimiz ref dediğimiz saç kökü değil mi Hayır, hocam? Hayır. Ref demek parça demek. Parça evet, mı oluyor? Evet, tabii. Tamam. Ref başka bir şey, kök başka bir şey. Onu birazdan izah edeceğiz. Bunu edelim da size. evet öğrenmiş evet. olalım. Onu uygun sıcaklıkta ve uygun şartlarda bekletmeniz lazım. Örneğin çıkarttığınız refte 8 saatten fazla sürdü dışarıda kalması. Artık onlar ölecek. O ölü saçı ekseniz de tutmayacak. Başarısız olursunuz. Üçüncüsü saçları artık bir uygun sürede beklettik, ekme aşamasına geçtik. Onu ekerken, onun o bulgus dediğimiz, o periforik olan hücre değmemeniz lazım. Çok hassas davranmanız lazım. Onu ekerken, onu kırarsanız gene tutmayacak. Yani önemli olan sizin kaç tane naklettiğiniz, kaç tane ektiğiniz değil, kaç tane sağlıklı ektiğiniz, kaç tane sağlam graft ektiğiniz önemli olan. İşte bu adı yapılacak hatalar başarısız olmaya sebep olacak. Bir üçüncüsü ise Operasyondan sonraki hatalar buna sebep olur. Çünkü operasyon sırasında biz cilt altını görüyoruz, cilt altı yağ dokusunu görüyoruz. Hastanın patolojisini anlıyoruz. Eğer ki hastanın dolaşımında bir sorun varsa siz ona operasyondan sonraki dönemde belli bir oranda o dolaşımı artıracak tedavileri yapmazsanız da başarısız olacaksınız. Ya da baktınız ki aşırı bir yağ kitlesi var cilt altında. Eğer operasyondan sonraki dönemde siz o yağ kitlesini azaltmazsanız gene başarısız olacaksınız. Bunun yanında operasyondan sonra hastanın dikkat etmesi gereken bir takım hususlar var ve bunlara dikkat etmezse hasta yine başlar soracaksınız. Yani bu bir bütün. Hekim, hasta bunları beraber organize her şeyi iyi yönetebilirseniz saç ekimi başlar olur. Aksi takdirde saç ekiminde başlar sorma çok yüksektir. Peki saç ekiminden sonra e, bir tedavi süreci var mı? Tabii ki var ama bunu ameliyattan önce karar vermiyoruz. Bazıları diyor ki sana şu kadar perete yapacağım, şu kadar mezoterapi yapacağım ya da şu tedavi yapacağım. Böyle bir şey yok. Bu ameliyat sırasında belli olur. Sonuçta siz hastanın folikül yapısını bilmiyorsunuz, hastanın cildini bilmiyorsunuz, hastanın cilt altını bilmiyorsunuz. Bunları bilmeden bir karar veremezsiniz. Ama ameliyat sırasında operasyon sırasında hastanın saç dökülmesiyle alakalı bütün patolojilerini görüyorsunuz ve bu patolojilere yönelik bir tedavi hastaya öneriyorsunuz. Yani aslında saç ektiğimizde hastayla işimiz bitmiyor. O yaklaşık bir yıllık bir süreçtir. O bir yıllık bir süreci tamamen doğru yönetmek lazım ki Başarılı bir sonuç alabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi bu tedaviler önceden değil. Operasyon sırasında belli oluyor. E peki hocam, o zaman operasyon sırasında belli oluyorsa şimdi kişisel merakım. Evet. Yurt dışından gelen hastalarda nasıl yapıyoruz bunu? Onlara bana? şöyle bir yaklaşımda bulunuyoruz yurt dışından. Yurt dışında çalıştığımız ülkeler var ki ben yıllarca yurt dışında çalıştım. Örneğin Libya'da çalıştım, Milano'da çalıştım. Genelde yurt dışına, ben bana şahsım için söyleyeyim, gelen hastalar daha önce çalıştığım yerden hastalar geliyor bize. Ve orada bizim partnerlerimiz var, beraber çalıştığımız. Örneğin geldi, hastama baktım, inceledim, ameliyat sırasında dedim ki mutlaka lipolitik mezoterapi lazım. Ya da PRP lazım. Veya da homopatik mezoterapi lazım. O zaman hastaya şunu söylüyorum. Sizin ülkenizde şöyle, şöyle bir klinik var. Ben iletişime geçiyorum. Gerekirse o tedavileri orada yaptırıyorum. Ha, siz bir yere yönlendirme yapıyorsunuz. Tabii ki. Ama eğer ki ülkemizde yaşıyorsa İstanbul'da yaşıyorsa geliyor bize yaptırıyor. Başka bir şehirde yaşıyorsa oradaki bir meslektaşıma yönlendirip orada yaptırıyor. Ya da direkt bize gelmesini öneriyoruz. Peki hocam. Biraz önce dedik ya saç ekimi öncesi uygulanan karar vermek için evet. yapılan bir aşamalar var. Evet. Onları da böyle bir sıralayarak anlatabilir miyiz? Bu arada çok özür dileyerek biraz gözlüğü çıkaracağım. Ben çok ciddi problem yaşıyorum. Kusura bakmayın hocam. Şimdi bir danışanımız. Bir danışanımız bize saç ekimi talebiyle başvurduğunda öncelikle danışanı çok iyi sorguluyoruz. Hastamızın bir özgeçmişini, soygeçmişini geçmişini mutlak çok iyi şekilde sorgulamak lazım. Çünkü e, hastamızda var olan bir takım hastalıkları, var olan bir takım patolojileri bilmeden hastaya saç ekimi yaparsak başarısız olacak. O yüzden özgeçmişini, soygeçmişini geçmişini iyice ediyoruz bunun yanında aile geçmişini de izlediyoruz. Acaba bu saç dökülmesi anne tarafından mı geliyor, baba tarafından mı geliyor? Annesinde, babasında herhangi bir kalsal bir hastalık var mı? Çünkü bir takım kalsal hastalıklarda saç ekimi yaparsak saç ekimi tutmayacak. Onları yakartıyoruz. Ondan sonra hastayı mutlak surette bir fizik muayene yapıyoruz. Çünkü fizik muayene hastamızın acaba cildinde, saç derisinde, saç ekimine engel bir alopesi areata, bir likem planus gibi bir cilt hastalığı var mı? Bunu çok iyi inceliyoruz. Ondan sonra hastamızın saç ekimi yapılacak donör sahasını inceliyoruz. Donör sahasındaki toplayabileceğimiz saç miktarı yeterli mi değil mi? Ondan sonra hastanın beklentisini öğreniyoruz. Acaba biz yapacağımız operasyonla hastanın beklentisini karşılayabilecek miyiz, karşılamayacak mıyız? Bu kararı veriyoruz. Ondan sonra hastaya bir takım tetikler istiyoruz. Bu tetikler hastanın operasyondan sonraki dönemde köklerini tutup tutmayacağına veyahut da başarılı olup olamayacağımıza ait bir takım tetikleri. Bu tetikleri inceliyoruz. Bu tetikleri inceledikten sonra artık her şey normalse, özgeçmişinde, soy geçmişinde, hastalık hikayesinde veya da cildinde başka bir hastalık yoksa ve tetikleri normalse ve hastanın beklentisini karşılayabilecekse hastaya operasyon kararı veriyoruz. Bu çok önemli bir süreç. Operasyon kadar önemlidir hastalık öncesi bu süreci yönetebilmek. Yoksa danışan geldi ben saç ekimi istiyorum hadi gel bize saç ekelim öyle değil. Bu uzun bir süreç aslında. Hocam hakikaten bayağı sıkıntılı bir süreçmiş. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Bu arada kısa bir tanıtımın ardından Elazığ'a bağlanacağız. Kardiyoloji uzmanı doçent doktor Tarık Kıvrak bizlerle olacak. Az sonra.